Bir kısım faslı müşterekler, önemli hayati şeyler. Bunlardan mutabakat sağlanıyorsa detaylarda ihtilafa düşmemek lazım. Mesela bu mevzuyla alakalı evvela onları iyi anlamak lazım. Hazretin Hasen'i bulduktan sonra Ahsen'de ihtilafa düşmemek lazım. Bunu çoğaltabilirsiniz bu meseleyi. Yani iyiyi bulduğunuz zaman ille de en iyi falan demede ihtilaf çıkarmaktansa bence o iyi en iyiden daha iyidir. O Hasen Ahsen'den daha ahsendir. Sizi ittifaka götürebilecek şeyler. Allah Celle Celaluhu insanlık aleminde adeta bütün kainatları yaratmış. Diğer hayvanların belli ölçüde yani huyları, karakterleri aynendir. Aynı huy, aynı karakteri taşırlar veya onların farklılıkları gayet dar dairededir, belli. Belli insiyaklar için onları götürürler. Detayına girmeyelim o meselenin. Fakat insanın her bir ferdi başı başına bir alemdir. Bu alem belli bir terbiye ile bir çizgiye getirilse bile kendine göre bir kalbi vardır, kendine göre hisleri vardır, kendine göre yorumlamaları vardır, kendine göre düşünceleri vardır. Hele vazgeçememiş de hani bazıları diyorlar işte insanın aklı, insanın nefsi, bunların öldürülmesi lazım, hayatın kalbe bağlı götürülmesi lazım ki insan insan olsun diyorlar. Sufice bir yaklaşım. Fakat bunda çok muvaffak olunamaz yani. Ne yaparsanız yapınız orada yine çok rasyonelce Hazreti Üstad'ın bir yaklaşımı vardır. Der ki, yani başkası söylemiyor o sözü, onun için onun yaklaşımı diyorum ben ona. Bir kısım büyük evliyadan gördüm, nefsi emmareden şikayet ediyorlar. Fesubhanallah dedim. Bu kocaman kocaman insanlarda da nefsi emmare olur mu? Nefsi emmare, insanı hayvani yönlerine yönlendiren, nefsani vadilerde dolaştıran, bedeni garizelerin girdabı içinde insanı bocalattıran şeyler demektir. Onlar ondan şikayet ediyorlar. Hasan Basri Hazretleri'nin münacatına bakın bir yani. Hasan Şazili Hazretleri'nin münacatına bakın. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin münacatına bakın. Onlar da o iniltileri görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Sonra diyor kalbime geldi, ihtar edildi, onları saklıyor biraz. Demek ilham ediliyor. Varidat geliyor ona. Velilere gelen ilham. Yani onu yadırgamamak lazım. Kimse bu zat kendisini büyük görüyor dememesi lazım. Bir yerde derdest edildiğimde böyle bu türlü şeylerden az bahsedince tevafuklarla o peygamber dediğine peygamber dedim ya hayvanlar bu türlü insiyaklarla sevki ilahiyle hareket ediyorlar. Siz insan hayvan gibi bile görmüyorsunuz dediğimi size arz etmiştim. Şimdi bunlar o zat bu meseleyi böyle işte içime doğdu, ihtar edildi falan diyor o zaman. Nefsi emmare elini eteğini çektikten sonra nefsi levvameye geçiyorsunuz. Nefsi mutmainneye geçiyorsunuz. Radiye, mardiye kanatları açılıyor. O da yine insan tabiatıyla ulaşılabilecek bir ufuksa nefsi safiye veya zakiye bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu oluyor. Bütün bunlar. Fakat bu zirvede olan insanlar bile tu alt basamaktaki şeyden şikayet ediyorlar. Ahir ömre kadar mücadelenin devam etmesi için nefsi emmare terk etse bile asaba, sinirlere, hassasiyete vazifesini devrediyor. O vazife devam etsin. Demek ki yani hasede benzer, mesela haset gidiyor, hasede benzer bir şey oluyor insanlarda. Mesela meşrebini müdafaa, bu eğer böyle kontrol altına alınmazsa bir yönüyle belki başkalarının meşrebini hafife alma gibi şeyler de olabilir. Mesela hani inadı bırakıyor doğruyu kabul etme mevzuunda. İnadın hikmeti vücudu hakta sebat etmek içindir. Fakat bakıyorsunuz bazen yani bir hakikat karşısına çıktığı halde eski bildiğinde inat ediyor. İlle de burada duracağım diyor yani en büyük insanlar da bile. Mesela ben ya bizzat duydum kendisinden unutmuşum şimdi geçmiş zaman çünkü 50 küsür senelik bir şey bu mesele. Veyahut da ondan bizzat duyanın naklettiğini biliyorum. Kendine yakın birisinin bir küçüğünü, akrabalarından birisinin kendisini yere atıp
aynı kanaldan gelen, yani diyelim ki Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretlerinden gelen o Şecere-i Mübareke'nin iki ayrı dalı, bir yerde ikiye ayrılmış. Adalı, bedalı. Kendini yere attı, o kendileri adalından. O bedalını o gün temsil eden insanlar hakkında bir konuştu, bir konuştu, bir konuştu. Bu çocuk böyle mükemmel bir çocuktur. Bakın yani bir yerde yine işte o hassasiyet, o asap, o meşrep taassubu, o mezak taassubu, o mizaç taassubu hemen kendisini hissettiriyor. Bu açıdan ne kadar terbiye görürlerse görsünler çok önemli mesele. İnsanlar şöyle böyle ama geniş dairede ama dar dairede hani zihni, fikri, hissi o farklılıklarını ortaya koyabilirler. Bence insan, insanın farklılığı işte bütün bu farklılıklara rağmen o faslı müşterekleri esas alarak yine Uhuvvet Risalesi'nde vurgulandığı gibi faslı müşterekleri esas alarak bir yönüyle sürekli mücadele içinde bulunması. Sürekli. Bu türlü şeyler gelebilir içine. Yani biz bir yol tutturmuş gidiyoruz. Prensipleri belli, disiplinleri belli. Belli bir mesafe de almışsınız. Bu defa bakıyorsunuz bir yerden yolun yarısından birileri çıktı sizinle beraber yarışa koyuldu. Şimdi burada insan nefsi olarak bunlar da nereden çıktı yani? Bu rekabetin manası da ne? Veya bu çekememezliğin manası ne? Sizin gidip otağınızı kurduğunuz yerlerde gelip yanı başında onların da çadır kurmaları meselesi. Bütün bunlara tepki verebilirsiniz. Evet, insan tabiatında vardır bu. Şimdi bütün bunlara karşı tepki verme yerine bence o hissiyatı baskı altına almak lazım. Olumsuz hangi hissiyat olursa olsun onun baskını altına almak bir ibadettir insan için. Kıskançlığınızı baskı altına almak, rekabet duygusunu baskı altına almak, şehvani duyguları baskı altına almak bir yönüyle. Başkalarıyla beraber koşmayı fazilet sayıp baskı altına almak. Hazreti Pir'in ifadeleriyle imamet vazifesini başkalarına bırakıp sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyet yerine tabiyeti tercih etmek. Bunlar böyle gelişi güzel, hemen insan istediği zaman olacak şeyler değil. Fakat çok ciddi mücadelelere vabeste şeylerdir bunlar. Yani ve cealnakum şuuben ve kabaile diyor Kur'an-ı Kerim. Ya yennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz zeker ve unsadan yarattık ama ve cealnakum şuuben ve kabaile. Şuub ve kabaile. Lam da akibettir li taarufu. Ama netice itibariyle esasen akibet. Siz iradenizin hakkını vererek birbirinizi tanımak esasen. Birbirinize uyum içinde bulunmak. Bir rifak ve ittifak temin etmek. Esas bunun için. Çünkü o size bir ibadet sevabı kazandıracak. Vifak ve ittifak adını ortaya koyacağınız her cehd adeta size açıktan açığa farz kılınmayan ibadetler gibi sizin defter-i hasenatınıza kaydolacak. Şimdi bu meselenin bir yani. Bu meseleyi böyle bilmek lazım. Yoksa böyle dümdüz bir bitevilik içinde bir düzeye insanlar böyle alacaksın, ipe dizeceksin tesbih taneleri gibi. Ölü olacak, hiç ölü olmamış. İnsan ölü olmaz yani. O insanın şöyle böyle o hale getirilmesi, ona yakın hale getirilmesi, iradenin hakkını vermeye, iradenin davasını ortaya koymaya vabeste. İhtilaf dediğiniz şey, temelde esasen bir kısım faslı müştereklerde, esasatta, muhkematı diniyede esas ittifak edeceksiniz, naslarda anlaşacaksınız. Fakat bazı nasların yorumu gibi, tevili gibi, tefsiri gibi şeyler, bunlar bazı bölgelere göre, bazı coğrafyalara göre, bazı zamanlara göre, bazı şartlara göre konjöktürel olarak farklı tevillere, tefsirlere tabi tutulacak. O mevzuda böyle kas katı davranırsanız şayet meseleyi dar tutmuş olursunuz. Bu ilk dönemlere gittiğiniz zaman, hani Medine halkı bir yönüyle Efendimiz'den gördüğünü, tabi-i nizam gördüğünü, sahabeden gördüğünü yapıyor. Ama bazı sahabiler Kufe'ye intikal etmişler. Burada şartlar çok farklı. Görüyorsunuz bir Kufe ekolü oluyor orada oluşuyor.
Bakıyorsunuz Şam'da farklı bir şey oluşuyor. Bakıyorsunuz Endülüs'te farklı bir şey oluşuyor orada. Bunlar tevile ve tefsire açık, istinbata ve içtihada açık alanlarda biraz zamana göre, zamanın tefsir ediciliği arkamıza alınarak yorumlar, istinbatlar oluyor. Bu da her zamana, her mekana, her topluma yetecek şekilde bir vüsate ulaştırıyor onu. İşte bu bir rahmettir aslında. Onun için başta babası sonra da Harun Reşit, her ikisi de İmam Malik'e muvatta ve tekfir edelim, ben de halifeyim diyor. Bunun dışındaki bütün kitapları yasaklayalım. Yapmaya emir müminin diyor. Allah Resulü'nün hesabı dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Hepsinin götürdüğü ne cevherler var. Hepsinden istifade etmesi lazım ümmeti Muhammed'in. İşte bu vüs'attir yani. Bu ihtilaf rahmettir. Yoksa insanların birbirleriyle inatlaşması, birbirlerine rekabet etmeleri, birbirlerine karşı kıskançlık hissiyle hareket etmeleri o ihtilaf yerin dibine bassın. Öyle ihtilaf değil. İsterseniz icmalen Hazreti Pir'in uhuvvet risalesinde, illa risalelerinde ısrarla üzerinde durduğu disiplinler, düsturlar, bunlar hayatımıza hakim kılınarak onları bir kere daha böyle doğru okuyarak ya bazı böyle teferruata ait meseleleri görmezlikten gelerek Hasan'ı bulduktan sonra Ahsen mevzundan münakaşaya girmemek. İman gibi, İslamiyet gibi diyor Hazreti Pir, yani bine kadar bir bir diyor, yüze kadar bir bir, bu kadar birlikler neyse birliği beraberlik zannettiği halde sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan iftirak ve ihtilaf vesilelerini değerlendirip öne çıkarıp ihtilafa düşmek mahiyeti insaniye ile telif edilemez. Yani o işin temel kaynakları nelerdi? Onlar bilinirse problem çözülebilir. Üzerinde durmamız gerekli olan şey o. Yani Allah'la irtibatın kuvvetli olması, Kur'an'a bağlılık, onun hatırına katlanmamız gerekli olan şeylerin bize çok farklı olarak geriye döneceği meselesi, yanlışlardan dönme, hepimiz insanız. Kullun nas hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun el-evvabun el-münibun diyebilirsiniz. Herkes hata eder, insanoğlu hata eder ama hata edenlerin en hayırlısı hatasından dönendir yani. Çok haklı olarak birine bir tokat vurdun, gider dersin ki sen de bana bir tokat vur dersin yani. Ben hakkında senin şöyle bir hüküm kesmiştim, şimdi ben bunda yanılmışım, hata etmişim demesini bilmelisin orada. Geriye adım atmasını bilmelisin. Sen hislerin zebunu bir insan olarak yaratılmadın. Sen aklınla, mantığınla melekleri bile geride bırakacak mahiyette. Mahiyetin senin meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Bu mahiyette yaratıldın. Bu mahiyetin gereğini ortaya koyman lazım. Genel tavırlarımızı, hizmet düşüncemizi sık sık gözden geçirerek başkalarını rahatsız edecek acaba nelerimiz var bizim? Birileri bizden rahatsızlık duyuyorsa neyimizden rahatsızlık duyuyorlar? Yani biz hizmet ediyoruz. Mesela Cenab-ı Hak bizim hizmetimize inkişaflar ihsan ediyor. Okullar açılıyor. Kültür lokalleri açılıyor. Üniversite hazırlık kursları açılıyor. Üniversiteler açılıyor. Dünyada genelde bir hüsnü kabul var. Herkes sinesini açıyor. Açılmaları iç içe açılmalar takip ediyor. Şimdi bu acaba başkalarının bir yani en azından en basitinde bizim onlara karşı bir tavrımız olmasa bile, onların önlerini kesme gibi bir niyetimiz olmasa bile, onların alanlarına girmesek bile, mesela birileri Kur'an kursu açıyordur, o alana girmesek bile, mesela birileri cami yapıyordur, o alana girmesek bile, en azından yapılan bunca şeyde başkalarının hakkını vermeyi de ihmal etmemek lazım. Şimdi Cenab-ı Hak size iç içe inkişaflar veriyor. Açılımlar takip ediyor. Mesela değişik zamanlarda birisinin dediği gibi diyebilirsiniz yani. Maşallah hakikaten böyle. Bu ne lütuf efendim.
bu ne muvaffakiyet, bu ne zafer falan dedikleri zaman ne olur yani desek ki estağfurullah. Yani sizler eshanı hazırladınız. Kimileriniz tekkelerde, kimileriniz zaviyelerde, kimileriniz camilerde. Diyanet teşkilatı olmasaydı bugün, camilerde insanlar Müslümanlığa uyarılmasaydı, o tekkelerde, zaviyelerde gürül gürül, Allah'ın namı celili sübhanisi anılmasaydı, insanlardaki hayvani sertlikler kırılmasaydı, biz o potansiyeli nereden bulacaktık? O finansörleri nereden bulacaktık? Ha, belli bir dönemde mesele semere veriyor. Rica ederim, siz niye bir şeyin tohumunu görmezlikten geliyorsunuz? Neden onun ağaca yürüdüğünü görmezlikten geliyorsunuz? Neden meyveye yürüdüğünü görmezlikten geliyorsunuz? Bu açıdan da bugün bazı kimselere bir hizmet iç içi açılımları ile mal ediliyorsa, bence onun altında genel havayı yumuşatan siyasi, gayri siyasi bir sürü hareket vardır. Hani bütün bunlarla da onlara hak verdikten sonra hala yumuşamıyorlarsa, o mevzuda da Allah yardımcınız olur sizin. Ve en azından siz o mesuliyeti üzerinizden atmış olursunuz. En azından ihtilafa ve iftiraka siz sebebiyet vermemiş olursunuz. Kulübü Dâriye malum yani bir nakşı kolunun önemli, bizim de saygı duyduğumuz bir siması tarafından Mecmuaül Ahzab diye bir araya getirilmiş şeyler. Onun içinde bir kısım ayıklama yaparak, belki bazı şeyler de şimdi son baskısında ilave edilerek bir yönüyle hemen değişik turuk aliye ricalı aynı zamanda. Evradü eskere düşkün insanlar. Bütün bunlarla bu dua mevzu sadece bir faslı müşterek olarak terdad edilirse Cenab-ı Hakk'ın onunla bile ekstradan lütufları olabilir. Yani bunlar da birleştirici çok önemli koordinatlardır. Yani cevşen okumanın yanı başında Evrad-ı Kudüsiye'yi okuma. Hapishanede ben arkadaşlarımıza teklif etmiştim. Demiştim ki ya hiç olmazsa bunu beraber yapsak yani. Evrad-ı Kudüsiye, çünkü biliyorum ki Muhammed Bahudin Nakşibendi Hazretlerine saygıları var. Bunun gibi yani hiçbir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisleri zilliyet planında makamı cemin sahibi olmaları itibariyle bütün turuk aliyenin hususiyetlerini kendi davranışları içinde yerli yerine yerleştirmek suretiyle yerinden oynamış o kaldırım taşları yerine oturacak ve kalplerde inşallah size karşı bir teveccüh olacaktır. Bunları yaparken de Allah rızası için yapacağız. Vifak ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın tevfiki mülazasıyla yapacağız. Ümmeti Muhammed'i bu sefaletten, bu rezaletten, bu perişaniyetten kurtarma adına yapacağız. Zannediyorum bazı böyle yani o çevre filan, cephe deyince bu sözlerde bile ayrıştırıcı bir eda görüyorum ben. Bunları kullanmak da istemiyorum. Başkaları kullanabilir onları. Başka sözünde o irdeleyici durumu görmüyorum ben. Başkaları kullanabilir. Başkaları yandaş filan diyebilirler. Başkaları falan cephe, irtica cephesi diyebilir. Yobazlar güruhu diyebilir. Fakat bu sizin o yakışıksız, o münasebetsiz, o endaze bilmez kelimeleri kullanmanız mevzuunda sizin için bunlar ruhsat olmaz, izin vermez. Onları kullanmanızı tecviz ettirmez bu. Şimdi zannediyorum çok defa biz böyle kendi hesabımıza meseleyi bazen cıya cıya bağlayarak, bazen de böyle hakikatlara tercüman olacağımız yerde kendimizi ifade etme sevdasına tutulduğumuzdan dolayı İşin tabiatının gereği hiç olmayacak kimselerde bile tepkiye sebebiyet veriyoruz. Kendimiz yani. Bu herkes için belki söz konusu değildir. Fakat fiil cümle bu böyle ise bence eğer bir kısım reaksiyonlara sebebiyet veriyorsa herhalde önemli bir emanetin emanetçileri bu hususa dikkat etmeleri lazım. Yani sırtlarında taşıdıkları yükün hatırına bence
yürüyeceğimiz güzergahta hiçbir engelle karşılaşmamak nasıl olacaksa bence o yol emniyeti güvenli yöle sağlanması lazım. Çünkü emanette emin emanetçi olma onu gerektiriyor. Kendimizi düşünmeyeceğiz. Reh yol demek değil mi? Reh. Girdik rehi sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil diyor adam. Ey dil ki bu iş şana düşer mi? Nigari. Rehi sevdaya girmişsen artık sen seni düşünmeyeceksin. Bu bir sevdallar yolu. Sana ait meseleler, tali meseleler. Bu açıdan hani şöyle desek acaba bu karşı tarafta nasıl bir taraf dedik ya, yine bak yakışıksız, alışmışız. Nasıl bir his uyarır, nasıl bir tepkiye sebebiyet verir? Efendim şöyle davrandığımız zaman hatta dost daireye kadar bu insanları nasıl olumsuzluğa sevk eder? Nasıl rekabete sevk eder? Lakal tenafüse sevk eder. Belki bazılarını, dengesiz yaşayanları kıskançlığa sevk eder. Günaha sokar. Siz insanları sevaba çağırırken yürüdüğünüz yolda o yola ait bazı adab-ı erkan ile onları günaha sokma gibi bir hakkınız yoktur. Öyle bir hakkı vermez doğru yolda yürümeniz size. Şimdi ihtimal ister böyle dini çok tasvip etmeyen, dindar olmayan ama böyle uslu uslu demokrat olanlara da bir şey deme niyetinde bulunmayan insanlar eğer bir tepki veriyorlarsa, bir reaksiyon gösteriyorlarsa ihtimal söz, tavır, davranış, bazı mülazaları ifade ortaya koymada üslup hatalarımızdan dolayı belki birer düşman haline geliyorlar. Hatta dost dairede olan insanlar bir tepki varsa bunlar üzerimize almamız uygun olur. Üzerinize almanız uygun olur. İhtimal üslup hatası yaptık. İhtimal yani bazı meselelerde biz şunları yapıyoruz vaka. Sizin bize öğrettikleriniz çok şey oldu. Belki onlardan mülhem ama isabetli yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz gibi. Yoksa hiç olmayacak yerde böyle trafiğe sebebiyet verirsiniz. Onlarla hem de yani. Yani Allah diyen, peygamber diyen, din diyen, diyanet diyen insanlarla. Yoksa falan bizi tenkit etti filan sorguladı böyle. Ne bu işi böyle yapıyorlar diyerek bilmukabele, misil bilmukabelede bulunma zannediyorum. Üslup hatamız adına tevbe edeceğimize, o hatamızı itiraf edeceğimize yeni bir hata işliyoruz gibi olabilir. Mesela Necip Fazıl merhum hayatta olsaydı daha ilerlerde gidebilirsiniz yani. Hamdi Yazır hayatta olsaydı biz allame diyoruz o insana. Böyle kendisinin belli bir ölçüde de olsa başarılı olamadığı bir alanda kendisine çıraklık yapamayacak insanların Allah tarafından çok önemli hizmetlerde istihdamını görünce acaba hissiyatını koruyabilir miydi? Yoksa onun hissiyatı da yoklanması mı gerekirdi? Mesela benim hemşehrim Ömer Nasuhi Hoca hem fıkıhta yedi tuğla sahibi oldu. En azından işin kaynaklarını ıtıla açısından kaynaklara müracaat ederek ıslahatı fıkhiye kamusu gibi bir şey ortaya koyması o dönemin ort profesörü bir kısım duayenlerin ona takriz yazmaları Ömer Nasuhi Hoca'nın boş insan olmadığını gösteriyor. Bir de tefsir yazdı. Bir de hala elimizde mütedavil İslam ilmihali var. Bizim gibi müptedilerin her zaman başvuracağı bir kaynak. Menhelül Hazbul Mevrut. Şimdi öyle bir şeye hoca düşer miydi, düşmez miydi? Mesela bu ihtişam içinde zuhur ettiği zaman onu görmediğinden dolayı o mevzuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Belki hani olsaydı o zat hayatta olsaydı dine hizmet etmiş bir insan gidip elini öpüp onun biz böyle bir şey yapıyoruz ama acaba isabetli yapıyor muyuz? Bu mevzuda mütealaları alileriniz nedir falan
denmesi belki icap ederdi. Necip Fazıl vefatından az evvel arkadaşlarımız gidip geliyorlardı. Size bir iki defa arz etmiştim. Ben saygı duyup belli bir dönemde, çocukluğum, gençliğim döneminde bizi, bizim düşüncemizi müdafaa eden bir dil, bir ses, bir soluk olması itibariyle hayatında iken de hep minnet duydum. İrtihal-i Daribak'ı ettikten sonra da bu minnetlerimi hep ifade ettim. Konferanslarını dinledim, sohbetinde bulundum. Büyük Doğu'da yazılarını okudum. Kıymet harbiye, takdir mevzu, o gelecekteki kritikçiler o meseleyi takdir etsinler. Kıymet harbiyesine göre bir zemini oturtursunlar bunu. Ben alakadar etmez o mesele. Ama ben o minnetin bir tezahürü olarak arkadaşlara şahitlerim var, gönderdim. Kendisi bonkördü yani. 5 lira verseniz 10 lira etrafa ikramda bulunurdu. Dolayısıyla eline geçen her şeyin iki katı borca girerdi. Böyle bir insan. Hani bunu da isterseniz meziye sayabilirsiniz siz onun. Dünyayı kale almaması. Çok ciddi mali sıkıntılar içinde olduğu bir dönemde çok çırpındım. Şimdiki gibi değildi ki bir tane arkadaşımıza yahu gidin şuna elinizi uzatın destek olun. Bir yedi ulya olun o yedi ulyaya karşı. Evet arkadaşlar gidip geliyorlardı. Hep hizmeti takdir ediyordu. Allah bir de bu hizmetle beni inkisara uğratmasın dediğini arkadaşlarımız naklettiler. Şimdi kendi zekasının, fetanetinin, firasetinin, tefekkür kabiliyetinin farkında olan bir insan, kendinin farkında olma. Farkında olan bir insanın bu takdiri hafife almamak lazım. Ama acaba bu günleri görseydi, bu dışlanarak böyle yürütüldüğüne şahit olsaydı, aynı gönül rahatlığı içinde bu işi evet der miydi? Bunlar çok nazik şeyler yani. Belki hissiyatın alınması icap ederdi. Aynı kategoride merhum Nureddin Topçu yani bir dönem benim neslimin, benden evvelkilerin, benden sonrakilerin istifade ettiği kaynaklar bunlar. Onun içinde aynı mütealaları serdedebiliriz. Teker teker böyle müşahıs misal vermeye gerek yok. Siz yerli yerine koyabilirsiniz. Daha beriye gelelim beni yani. Melamiül Meşrep karakterim itibariyle daha başkalarını da aynı kategori içinde müteala edebilirim. Mesela Sebil Mecmuası'nı çıkaran Kadir Bey yani. Şimdi farklı mülazası var mı yok mu? Birileri söyleyebilir. Ruberu görüşmeden bir farklı münazasının olduğunu hükmetmek doğru değil. Ama ben gördüğümde hep iyi olarak gördüm. Dinlediğimde hep iyi olarak dinledim. Almanya'da ziyaret ettiğimde de iyi olarak dinledim ben kendisini. Fakat işin mebdeinde bunlar, bu bahsettiğim zatlar, daha arkadakiler, bir Nasuh Hoca, bir Hamdi Yazır, bir Mehmet Akif, bir Nureddin Topçu, bir Sezai Bey. Bunlar mebdede toprağa tohum atan insanlardır. Onların yaptıkları şeyler zahiren böyle küçük görünüyor gibi olabilir. Fakat onları o dönem itibariyle değerlendirmemek lazım. Muhit hattında o iş şimdi neye tekabül ediyor? Ona göre değer atfedip ona göre takdir etmek lazım. Bu işi başlatmış bu insanlar bu hale getirmişler. Yoksa bizim zamanımızda çember böyle genişledi, daire böyle muhteşem oldu. Onların yaptığı şeye bakıyorum o koskocaman daire içinde göle atılmış bir taşın meydana getirdiği dalgalar gibi, halkalar gibi halkalar meydana getiriyor diye bakarsanız hem hakikati doğru tespit ve teşhis etmemiş olursunuz hem de kadirine aşinaslık yapmış olursunuz. Hatta bir Şevket Eygi belli bir dönemde ses soluk olmuştur yani bu mevzuda. Şimdi aynı düşünür mü düşünmez mi? Onun için de aynı şeyi söyleyeyim ben. Ruh ve ruh görüşüp de böyle olumsuz bir şeyi kendinden duymadıktan sonra şöyle dedi, böyle etti demek doğru değildir yani. Bunlar belli bir dönemde kuvve-i maneviyeyi takviye eden, kuvve-i maneviyeye payandalar vuran insanlardır.
O günün şartları o kadar yapmaya müsaitti. O gün onların elinde yapacakları işi finanse edebilecek o güç kaynakları yoktu. Halk henüz o seviyede uyanmamıştı. Dünyaya açılma yoktu. O imkanları böyle seferber etme mevzuunda o iş bir ahlak haline gelmemişti. Zaloğlu Rüstem Hazreti Ali mevzu kim bilir? Zaloğlu Rüstem'in Hazreti Ali'ye dediği gibi Allah sana arslanım dedi. Bana kedim deseydi arzın altın üstüne getirdim diyor. Şimdi bu açıdan kendi dönemleri itibariyle belli şeyler yapmış o insanları muhit hattında yaptıkları şeyin ifade ettiği manaya göre takdir etmek, bir yere koymak ve saygıyla yad etmek icap eder. Ve bunu aynı zamanda Kur'an'ın o ayetiyle telif ederek dayanaklı da yapabiliriz. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Bizden evvelkiler de Allah'ım yarlık al. Bizi de onlarla beraber haşrıyla. O sevapları bize de lütfeyle. Demek suretiyle onları hayırla yad etmeliyiz. Alemin sizi hayırla yad edip yad etmemesi sizin genel üslubunuza tesir etmemeli. Karakteriniz neyse, üslubunuz neyse, kucaklama ise şayet, hayırla yad etme ise, sevgiyle bağrınızı açmaksa şayet bence öyle davranmalısınız. Karakter bir namustur. Çok basit şeylere feda edilmemeli. İnsan karakterini korumalı. Evet, üslupta hatalarımızla belki, tavırda hatalarımızla, davranışta hatalarımızla, başkalarının hissiyatını hesaba katmadan, göğe bile çıksak çıkılmaz yani, yer çekimi, sürtünme, insan tabiatının efendim öyle bir tazika maruz kalmasında yaşaması mümkün mü değil mi yani? Hani bütün bunların hepsi söz konusu olduğu halde yani görseler ki biz böyle yukarı göğe doğru çekiliyoruz böyle. Ve göklerin derinliklerine açılıyoruz böyle. Masmavi izler bırakarak kehkeşanlar arasında dolaşıyoruz. Bence bu durumda bile yine o üslubumuzu o mevzuda onların hissiyatına saygıyı nazarı itibara alarak yine biz böyle bir şey yapıyoruz ama isabetli mi acaba? Sizin böyle kavis çizerek gitmeyi mi tavsiye edersiniz? Ufku yürümeyi mi tavsiye edersiniz? Yoksa amudi çıkmayı mı tavsiye edersiniz demek suretiyle? Yine o hissiyata saygılı olmak lazım. Bir şey yapmış yani. Toprağa iki tane tohum atmış. İnsana karşı saygıdan başlayarak çok büyük işler yapmış. Çok ciddi heyecanlar uyarmış insanlarda. O türlü o heyecanların arkasındaki insanlara kadar kâmeti kıymetlerine göre herkesi takdir etmek, tebcil etmek, tavır ve davranışlarımızı yani bir taraftan işin temel esprisine bağlı planlarken, projelendirirken bir taraftan da güzergah emniyeti açısından dostlarımızın karşımıza çıkmasına meydan vermeden, kardeşlerimizle müsaademeye girmeden, Allah'ın lütfu inayeti keremiyle hep beraber cennetin kapısından omuz omuza içeriye gireceğimiz arkadaşlarla rekabet yaşamadan, tenafüs yaşamadan, onları haset günahına sevk etmeden, efendiler, pirler, pirimuganlar, şem'i tabanlar diyerek meseleyi götürme yerinde olur. Evet, çarşambadaki insanlar değil yani buradaki. Mahmud Efendi Hazretlerine efendim intisap eden insanlar, Süleyman Efendi Hazretleri, efendim ondan sonra Hilmi Bey Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Esad Efendi Hazretleri, şu kamp havzasında bile kaç tane Esad var baksanız. Benim yakınlarımda Esad yoktu yani. Ama ben o zatlara saygımın gereği belki en çok koyduğum isimler Esad Efendi, Sami Efendi, Mahmud Efendi, Mesud Efendi, Ali Efendi, Veli Efendi. Her şeye rağmen acaba biz o mevzuda hakikaten o insanlar da birer insandır. Onların hissiyatlarını nazarı itibarı alarak kendimizi bir kere daha bir gözden geçirdik mi? Frekansı iyi ayarlayabildik mi? İyi bir kalibrasyon gördükten sonra mı yola çıktık? Dediğimiz şeyleri dedik.
Yoksa şerareler ağında bizim esas sinyalimizin içine yabancı bir sürü şeyler karıştığı bir anda mı yaptık bu şeyleri? Bir tavır ayarlamasına gittik mi?